Arkadaşlar merhabalar. Bugün bu efsane madenci duvar yıkıcı destesiyle oynayacağız. Gerçekten son zamanlarda oynamaktan en çok keyif aldığım destelerden birisi. Yani çok hoşuma gitti. Main destem yapmayı bile düşündüm. Yani iskelet kralın özelliği olsun. İskelet orutu goblin çetesiyle bir büyü beyti yapabiliyorsunuz. İşte onun dışında alev topuna tek giyen iki tane kartı olsa da alev topu beyti yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir şekilde harmanlanmış kartlardan oluşuyor. Bayağı da hoşuma gitti diyebilirim. Maçlara geçelim. Evet, ilk rakibimizi bulduk. NS Golem geldi. Evet, bu oyuncuyu hatırlıyor gibiyim. Ve duvar yıkıcılar belki salmak isteyebilir golemciyiz falan diye ama yok, oynayacak herhalde. Tamam. Şimdi golemciye karşı oynuyoruz. Yani ilk maçtan da biraz böyle goleme ihanet etmiş gibi bu. Bu arada golem değil, elektro devci bu. Bu adam elektro devci olabilir arkadaşlar. Evet, elektro dev oynuyor. Sen golemcilerin yüz karasısın dostum. Yani ben de golem oynamıyorum şu an ama en azından oynadığım deste elektro dev değil. Elektro dev gerçekten arkadaşlar Clash Royale'de hani en ne... Yok, bu arada golem oynuyormuş. Pardon. Birazcık adamın hakkını yemiş gibi olduk. Ama kartları bu meme şu anda bayağı popüler bir elektro dev destesi var, ona benziyor. Alev topunu atalım. Buradan da bir duvar yıkıcılarla gidelim. Yani golem de ilk 2 dakika arkadaşlar darlamamız gerekiyor. Kasırgayı yanlış attı. Ben olsam şu anda ana kuleyi açmıştım. Birazcık bu arkadaşa golemi de öğretmek lazım sanırım. Şimdi rakip madenciyi kasırgayı harcadığı için daha doğrusu madenciyi arkadan kullanabiliriz. Goblin çetesini de atalım. Şuradan bir iskelet kral özellik toplayalım. Bir tanesi yaşadı. Şimdi golem oynadığım zaman çok zorlandığım bir hamle var arkadaşlar. Onu yapacağım. Şimdi buradan ilk başta iskelet ordusunu atıyoruz. Burada arkadaşlar şimdi oraya bir varil vesaire bir şey gelirse özelliği basıyoruz. Ve bu şekilde arkadaşlar iki türlü iskeletleri çalıştırmış oluyoruz. Hemen özelliği basalım şu an mesela. Gördüğünüz üzere tertemiz savunduk. Oraya bir alev topu gelecek yalnız. Şimdi rakip toplayıcı dikebilir. Bakalım. Şöyle acilen hemen bir madenci duvar yıkıcılar yapalım. Oraya vurmamız lazım. Çok güzel. Şimdi buradan iskelet ordusunu dağıtıp sonrasında iskelet kralı da biraz özellik toplayalım. Evet, şimdi rakip muhtemelen şeyi yapıyor arkadaşlar. Bizim taktiği yapıyor. Sıkıntı yok. Toplayıcımız hayatta taktiği. O yüzden bizim iyi bir savunma yapmamız lazım şu an. Golem'den değil, Golem'in karşısındayız. Hemen özelliği basıyorum. Şuraya güzel bir alev topu atacağım. Tamam. Ekip orada şimdi şeyi attı. Kasırgasını attı. Bu yüzden şok birliğini çıkarabiliriz. 12 saniye var. Orada bir tane daha vur. Şöyle duvar yıkıcılarla bir dünya turu. Madencilerle bir savunma. Ve zamanı oynayarak kazandık. Ve Golem'de ben bunu çok yaşıyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bu oyuncu da bu arada sağlam bir oyuncu. Küreselde karşıma geliyor. Yani şunu yapıyorum mesela. Ölüm atağına çıkıyorum. Ben ölüm atağı diyorum. Hani böyle 3 taşlık bir atağa çıkıyorum. Rakip yani şu an yaptığı atak kuleme alsa 3 taş. Yani savunma imkanım yok. Toplayıcısı da var. Ancak süreye oynuyorlar böyle arkadaşlar. 3 saniyeyle 5 saniyeyle kazanıyorlar. Şu anda da biz onu yaptık. Süreye oynadık. Yani o hata mesela kuleme alsa ben kaybettim. Ama alamadığı için ben kazandım. Bu rakip bulma da bayağı uzun sürüyor arkadaşlar. Yani ben durdurma sebebim. Hani şu anda da şahit olun. Yani çok fazla bekliyorum. Çok güzel, şu an buldum. Normalde gerçekten diyorum hani ikinci maçta, üçüncü maçta veya beşinci maçta ben 2 dakika 3 dakika beklediğimi biliyorum. Hani çok rahat da rakip bulunabilir aslında ama hani kupadan dolayı muhtemelen hani oyunun eşleştirme sistemi biraz daha yukarıdan bir oyuncu ile eşleştirmeye çalışıyor. Bakın 4. maçımda küreselin iyi golemcilerinden birisiyle oynadık. Şimdi orada atla orada sen. Şöyle bir çok güzel. Buradan da Goblin çetesi. Bakın orada bir tomruğu harcadı. Burada Goblin çetesiyle avantaja geçiyoruz. Yani deste dediğim gibi bir bait deste arkadaşlar. Gerçekten hoş da bir deste aslında. Alev topu mu atsam? Şöyle yapacağım ya.
Kuleye attığımı sansın. Sandı bu arada. Yaşlı cadıyı atıp hemen buradan duvar yıkıcılarla rahatsız edelim biraz onu. Çok güzel. Çok güzel. Yaşlı cadı gerçekten inanılmaz taşıyor. Yaşlı cadının bu destede önemli bir yeri var arkadaşlar. Yani şok birliği ile yaşlı cadı aslında bir kombine. Yani ikisini böyle sistemli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Çünkü iki kart da alev topuna gidiyor. Hani bu yüzden dip dibe bu iki kartı kullanmanızı kesinlikle önermiyorum. İskelet kralı atalım. Birazcık iksir anlamında hafif bir avantajımız var. O yüzden iskelet kralı attım. Muhtemelen Pekka falan gelebilir. Şöyle ayıralım. Buradan şöyle biraz arkadan atabilirim. Bu destede kasırga olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biraz arkadan atabilirim. Tamam. Alev atmayacağım. Birazcık agresif olur. Bayağı agresif olur da hem de. Şimdi şöyle bir şok bildiği atalım. Çok güzel, iyi yakaladık. Şimdi buradan bir iskelet ordusunu atıyorum. Bir şey geldiği anda goblin çetesini de atabilirim ama gerek yok gibi duruyor. Şöyle duvar yıkıcıları ayıralım. İki taraflı gitmek de böyle güzel. Her zaman da arkadaşlar duvar yıkıcıları böyle dip dibe atmayın. İki taraftan da vuracağız mı? Çok güzel oldu. Fırın. Hemen şöyle yaşlı cadı. Yani küçük birimlere karşı yaşlı cadı arkadaşlar. Mezarlığa karşı falan zaten inanılmaz etkili. Çok bildi. Arkadan başlayalım yine. Şöyle güzel bir alev topu attım buraya. Rakibin gerçekten çok ilginç bir destesi var. Buradan gidelim. Şu an birazcık bekleyelim. Tamam. Şöyle arkadan yaşlı cadı atıyorum. Zehir falan atabilir. O yüzden atla orada ateş ruhu. Buradan atacağım aynen. Çünkü zehir atacağı belliydi. O yüzden o zehrin alanına girmesini istemedim. Arkadan madenciyi gönderelim. Alev topu atacağım. Rakip de çünkü sürekli boş belez zehir atıyor. Biz de alev topunu atalım. İskelet kralı atıyorum. Buradan bir duvar yıkıcılarla gidelim. Zehir biraz bizim için sıkıntı. Ama şu an orada yaşlı cadı güzel çalışır. Yaşlı cadı şu an çok iyi çalışacak arkadaşlar. Küçük birimleri gördüğümüz zaman yaşlı cadı ile hemen avlıyoruz. Alev topunu da atıyorum bu arada. Yakalarız şu an. Bayağı vururuz orada. Yaşlı cadı bir kuleyi de görmesem bayağı iyi olurdu. Ama gene de çok iyi vurduk. Bir şey atmayacağım. Çünkü zehir falan gelebilir. Geldi de zaten. Madenciye şu an şöyle yapacağım ama. Çünkü bayağı vurdu. Şöyle bir madenci alev topu yapacağım. Goblinler gelebilir. Geldi de. Çok güzel bir alev topu attık. Alev topu 207 falan vuruyor. Aynen. Orayı sonraki aleve aldık. Hatta şöyle duvar yıkıcılarla da rahatsız edelim. Eyvah. Eyvah. Çok kötü bir hamle yaptım. Unuttum ben büyülü okçuyu. Hayır, vurmaman lazım. Madenci vur. Vur. Yani orada bir anlık hata arkadaşlar. Gaflete düştüm. Büyülü okçuyu unuttum. Bu hatayı yapmamam lazım. Yani ben bu desteği mainleyip oynamayı düşünüyorum. O hatayı yapmamam lazımdı. Bu benim hatam, kusura bakmayın. Orada biraz daha dikkatli olmam gerekiyordu. Yani büyülü okçu olan rakibe karşı ortadan atmak gerekir ama o çok büyük bir hataydı ve 43 canla kurtardık. Yani zehir ve madenci vuruşuyla bir saniyeye de gidiyorduk ama neyse, en azından orada yaşlı cadı yarasalarıyla bizi güzel kurtardı. Kesinlikle bu maçın kahramanı yaşlı cadıydı. Evet, rakibimizi bulduk. T8848. Evet, bu oyuncu, bunlar bir e-spor arkadaşlar. Hani böyle novalar vardır biliyorsunuz. Bunlar da var. Böyle T8848'ler de var. DJ'ler falan var. Evet, iki taraftan karşılıklı madenci geldi. Biri minyonlar, biri iskelet ordusuyla savundu. Şimdi bu destede ne oynuyor olabilir? Bir yaşlı cadıyı atıp atmamak konusunda kararsız kaldım. Çünkü hani böyle farklı küçük birimleri de olabilirdi. O yüzden emin olamadım. Ama şu an iskelet kralı şöyle atalım. Orada o dev iskeleti aldım da bana yeter yani. Domuzu çıkar falan. Güzel. Evet, bir madenci. Oraya ne gelecek? Tamam, şöyle hemen o zaman o vuracak bir tane. Biz de o zaman şöyle bir gidelim. Kar topunu falan dağıttığın için. Vurun duvar yıkıcılar. Çok güzel. Tamam. Hasarı neredeyse eşitledik diyebiliriz. Destesini de biliyoruz. Özellikle arkadaşlar kar topuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi
Rakip kar topu attı. O yüzden bir goblin çetesini şöyle bir vurduğumuz taraftan ayırarak bir devam edelim. Bakalım ne gelecek. Balıkçı. İskelet kralı atalım. 2-3 kart attı sanırım kartopundan sonra. Kartopu bizim için önemli. Rakibin küçük birimli kartlarını direkt olarak bilmemiz gerekiyor zaten. Tamam, yaşlı cadıyı şöyle atalım. Orada arkadaşlar küçük birim gördüğümüz anda atlıyoruz yaşlı cadı, yaşlı cadıyla. Tamam. Orada bir şey gelebilir. Ve bir iskelet ordusunu da atalım. Ya şok birliği de vardı elimde ama kullanmak istemedim. Aynen bundan kullanacağım. Şimdi orada yine bir kar topu gelecek. Aynen öyle. O yüzden biz buradan da iskelet kral duvar yıkıcılarla güzel bir atağa çıkalım. Minyonlar gelecek ama orada vururuz. Vururuz, vurun. Çok güzel. Harika. Özelliği de açabilirdik aslında ama neyse. Şöyle buradan iskelet ordusunu da atacağım arkadaşlar. Bunun sebebi de kartopunu harcatmak istiyorum ona. Çok güzel. Yani küçük birimlerle rakibi o kadar sıkıntıya sokuyoruz ki. Şimdi nereden geleceksin dostum? Bir yerden gel artık. Şu an. Ah. Şöyle yapalım. Yaşlıca da bir tane vurduracak muhtemelen ona. Bir tane vurdur. Hayır, bir tane vur. Çok vurdu. Şöyle arkadan, hatta önden mi gitsem bilemedim. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Alev topunu dağıtacağım. Vurun duvar yıkıcılar. Vur duvar yıkıcı. Patla orada. Çok güzel. Yani çok sağlam, zor bir maçtı bizim için. Balon bizi biraz zorluyordu kar topunu dağıtınca ama yine güzel oynadık. Yani bu arada gelen oyuncuların hepsi küresel oyuncular arkadaşlar. Yani ciddi söylüyorum. Hani benim 5. maçtaki yaptığım maç 12. maç gibi gerçekten. Çok sağlam rakipler geliyor. Hepsi küresel oyuncuları. Zaten destelerden de anlayacağınız üzere öyle boş beleş oyuncular değil. Gerçekten güzel oynadık yani, rakibi güzel sıkıştırdık. Bir maç daha yapalım. Evet, mini Masoud geldi. Muhtemelen yan hesabına büyük mücadele kasıyor olabilir. Haydut. Yani bu deste Pekka'ya karşı etkili arkadaşlar. Hani bu destenin mesela eşleşmelerine bakacak olursak Pekka, Kraliyet Devi, tabii Kraliyet Devi'nin yıldırımlı versiyonu. Yıldırma zaten direkt anti. Şöyle isket olsun atalım. Evet, çarpma attı. Bir duvar yıkıcıları ayırarak başlayalım. Ne gelecek? Alev topu. Bir spam destesi gibi duruyor. Şimdi buradan bir madenci atalım. İskelet kral atacağım çünkü buna. Büyülü okçuya hani direkt alev topunu bile atabilirim. Yani çünkü büyülü okçu küçük birimlerimiz olduğu için bize biraz sıkıntı. Çarpmanı harcamıştım. O yüzden nasıl kilitlendi oradan ya? Biraz garip oldu. Yakınından atmıştım aslında. Şöyle yapacağım. Buna dön. Yani küçük birimi şu an harcamak istemiyorum. Şöyle yapalım. Vurmasın çok fazla. Şu an rakibi analiz ediyorum. Yani aynen. Yani belliydi. Koç birincisi oldu. Güzel. Çok güzel. Şok birliği gerçekten yani güzel kullanıldığında mükemmel bir kart. Vuracak mıyız? Rakibin çarpması ve büyülü okçusu var küçük birimlerimize karşı. Şimdi bir madenci duvar yıkıcılar yapalım. Bu destede zaten şey yok. Kasırga yok. O yüzden madenciyi arkadan falan da kullanabiliriz. Güzel. Alev topunu harcaması bizim için çok iyi oldu aslında. Yani kuleye vuramasak da sevindim. Çünkü alev toplu kartlarımızı çıkarabiliriz. Şöyle de yapalım. Büyülü okçu gelirse de alev topum elimde hazır. Bir büyülü okçu at da alev topu atalım. Aynen öyle. Güzel. Vuralım. Bir alev topunu doğruya beleşe sallamış olduk. Aynı iksir. Şöyle yapacağım. Yani rakibin şey tarafından vurmasını istemiyorum. Çok sıkıntı. Evet, iyi yakaladı şu an. Alev topu ve çarpmanın olması bizim için sıkıntı. Buradan bizi rahatsız edelim. Ya rakibin tarafından gidersem kaybedeceğim gibi. O yüzden tersten gitmek istiyorum. Şöyle yapalım.
Evet, alev topu bizim için çok sıkıntı. Evet, alev topu yani hem alev topu hem çarpma. Yani çok büyük bir anti. Yani hem alev topu var hem çarpma var. Büyülü okçu bizim için sıkıntıydı ama hani genel olarak güzel maçlar geçirdik. Bu desteği daha da alışıp main desteği yapmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Kraliyet turnuvasında da 22 yaptım. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.